Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 23 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Artık fiyatları çok uygun olan kanat ve forvet oyuncularından bahsedeceğim. Fiyatlar o kadar güzel rakamlarda ki almayan üzülür. Yani sanki satıyormuş gibi değil mi? Bu kartların fiyatı çok güzel noktalarda ve artık eğer bir kanat oyuncusu veya bir forvet arıyorsanız ve bütçeniz sınırlıysa, aslına bakarsanız bütçenizin sınırlı olmasına gerek yok. Çok iyi bir bütçeye sahipseniz de bu oyuncuları alabilirsiniz. Çünkü oyuncular hala çok iyi oyuncular. İlk önce başlayacağız. Sol kanatta Vinicius Junior, sol kanat deyince akla gelen ilk oyuncu. 5 skill, 4 sayı ayak, özel vücut tipi, çok hızlı, çok çabuk, bitiriciliği kötü kartın. Bana soracak olursanız 46K'ya oyundaki hemen hemen her kadroya uyacak bir oyuncu. Kanat oyuncusundan istediğiniz eğer hızlı gitmesi ise, bir skill yapıp içeri girip pas vermesi, arada bir bitiricilik yapması ise, sonuçta 4 sayfa yanında olması büyük bir avantaj sağlayacağı için bence 10 numara 5 yıldız bir tercih olacaktır. 46K'ya kaçacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum şahsen. Diğeri de Sadio Mane. Linki biraz daha zor. 35K zaten. Senegal linki eline sahipseniz, Bayern Münih, Bundesliga oynuyorsanız zaten mecbursunuz. Bence hala kanatta gayet iyi. Hızı vesairesi gayet yeterli olan kartlardan biri. Irving Lozano'nun inform kartı 15K. Informlarda bir yükseliş var. Win-win olabilir. Belki ileride informlar çok yükselebilir vesaire ama kart hem sağ kanat oynayabiliyor. Bakın hem sağ hem sol oynayabiliyor. Meksika linki az olan bir link. İhtiyacınız olabilir, bilmiyorum. Ama Napoli linkini kullanmak isterseniz, İtalya Serie A istiyorsanız, 4 skill, 3 sayfa, 3 sayfaya birazcık üzücü olan bir kart ama 15K sonuçta. Rafael Leao hala Lengthy oynayabilecek nadir Leao kartlarından biri olacak. Bundan sonra hiçbir Leao kartı Lengthy olamayacak. Çünkü istatistiksel açıdan mümkün olmuyor. İşte Architect'i verip Lengthy oynatabiliyorsunuz. Lengthy oynatacağınız bir kanat, Milan ve Portekiz linkine ihtiyacınız varsa 54K'ya kaçacak bir oyuncu değil. Bir sonraki birazcık daha yukarılarda bir rakamlarda. Eskiden 400K'ydı bu kart. Şu anda 194K. Eğer ki sizin böyle bir bütçeniz varsa bu kartın bence kem pozisyonu daha uygun ama kanatta da oynayabilecek bir oyuncu. Kart 4 skill, 3 sayfa ayak ama Manchester City, İngiltere ve Premier Lig linkleri gayet değerli. Kartın en önemli özelliği dribblingi. Eğer ki dribbling arıyorsanız, bu bütçelerdeyseniz sizin için uygun bir oyuncu olacaktır. Moses Simon kartı 4 skill, 4 sayfa ayak ve çok hızlı bir kanat oyuncusu. Vinicius Junior'ın bence muadili olabilecek kartlardan biri 5 skill olmaması dışında. Tabii ki özel bir kart olduğu için fiyatı bu rakamlarda, altın bir kart olsaydı büyük ihtimalle 10K'larda olacaktı ama eğer ki Nant, Sissoko var mesela linki lazımsa veya ise Fransa linklerinden biri lazımsa, forvet de oynayabilir ama bitiriciliği çok iyi değil kartın, kanat için uygun. Wilfried Zaha. Bu kart hem Lengthy olabiliyor, Lengthy metasına uyuyor mesela Architect'le vesaire. Hem de normal bildiğimiz Hunter vererek kartı kontrol yapıp şu anki metaya da uygun yapabiliyoruz. Kart 5 skill, 3 sayfaya. 3 sayfaya bir problem. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel bir kart. Gayet hareketli, gayet iyi bir kart. Yüksek çalışma oranı var. Kanat için uygun. Yani bence aslında 58K'ya falan, yani kaçmayacak kartlardan biri. Premier Lig falan oynuyorsanız, elinizde Drogba varsa, Phil Dish'inden bir kişi daha vardı. Kim vardı? Unuttum. Siz biliyorsunuz mutlaka. Phil Dish'i sahilini, Fofana. Fofana falan kartı varsa çok uygun olacaktır. 58K bence gayet güzel. Bir diğer oyuncu Rafinha. Rafinha'yı ben çok aktif kullanıyorum. Sol ayaklı olduğunu unutmamak lazım. Sağ kanatta oynuyor. Kart hızı, şeyi çok iyi. 4 skill, 4 sayfa. Barcelona ve Brezilya linkleri veriyor. Dani Alves'lere falan kullanacaksanız ihtiyacınız olacaktır. Gayet güzel bir kart. 134K'da gayet uygun. 240'lardan falan gelmiş. Çok büyük bir düşüş yaşamadı ama bunu özel olarak koydum. Ve benim favori, sevdiğim oyunculardan biri. Bir diğer kart Angel Correa kartı. Bu hala oyundaki çok özel kartlardan biri. Şunu söylemem lazım. Bu kartı kanatta değil de santrafor'da kullanmak lazım. Zaten santrafor oynayabiliyor. Santrafor'da kullanmak lazım ve Hunter'lı kullanmak lazım. Kartın yapay zekası falan iyi. Kart şöyle bir kart. Mükemmel bir driplingi yok ama kötü driplingi. Bitiriciliği, hızı falan her şeyi iyi. Hiçbir şeyi çok iyi değil. O yüzden de 23K'larda zaten. Çok iyi
Arjantin ve Atletico Madrid linkleri var. Muhammed Salah'ın altın karda çok konuşulan, tartışılan bir kart. Aslında o kadar tartışacak bir şey yok. Sağ kanat oynatacaksanız gayet güzel bir kart. 4 skill ve 3 sayfaya. 3 sayfaya problemli ki 3 sayfaya bayağı bastonlu. Yani tahtadan gibi düşünebilirsiniz. Kötü bir zayıf ayağı var. Ancak driblingi, bitiriciliği ve hızının bu kadar yüksek olduğu az kart var aslına bakarsanız bu rakamlarda. Liverpool linkleri lazımsa kullanmak lazım. Mısır linkleri gerçekten çok zorluyor sizi. Osman Dembele'nin inform kartı fiyatı bayağı bir yükselmiş olmasına rağmen kartın değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Fiyatı çok düşmedi. Bu listeye fiyatı düştüğünden dolayı değil de sağ kanat tercihi lazımsa kullanmanız gereken oyunculardan biri olduğu için geliyor. Kart 5 skill, 5 zayıf ayak. Bitiriciliği gözükenden iyi ama mükemmel değil. Ama driblingi vesairesi çok iyi. Kem pozisyonda, ikinci forvet pozisyonda ki bitiriciliğinden dolayı ikinci forvet tavsiye etmiyorum ama kesinlikle kullanabilecek kartlardan biri. Lionel Messi. Şimdi Lionel Messi kartı ile ilgili şöyle bir durum var. İşte yeni SBC'si de var. Daha hızlı bir versiyonu SBC olanı. Bu daha iyi pas verebilen, daha iyi bitiriciliği de daha iyi değil mi? Bitiriciliği çok çok daha iyi olan bir kart. Kartın hızı çok yüksek değil. Hızlanması iyi. Messi kartların hep hızlanması hızından daha yüksek olmuştur. Daha çabuk bir an evvel kısa mesafeye atlıyor. Uzun mesafede sıkıntı yarıyor. Bu kart hala uzaktan finesse vuracaksanız veya işte ayağınız dışıyla vuracaksınız çok çok üst düzey bir kart size, sizin için. Ve Messi hayranları için bence 67K uygun bir rakam. Timo Werner'in Road to the World Cup kartı 73K. Şimdi bu kart 3 skill ve 4 zayıf ayak. Fakat yani ben bu fiyatı bilmiyorum, anlayamadım. 97 hızlanması olan Leipzig Almanya Bundesliga linki olan bir kartın bu fiyatta olması bana biraz garip geldi. Hiçbir zaman çok yüksek olmadı fiyatı. Aşırı bir düşüş yok. Onu söylemem lazım. Bir ara 80'leri görmüştü. Almanya elenince bu kart canlı değil, canlı zannedenler vardı. Oradan dolayı düşmüştü. Fakat yani bitiriciliği ortalamanın üzerinde, hızı çok yüksek, driblingi fena değil bir kart. Almanya Ligi oynuyorsanız, Bundesliga oynuyorsanız Kanada'da atabileceğiniz bir kart. Yani skill mevzusu birazcık tabii ki geride bırakıyor kartı bana soracak olursanız. Ancak yani engine falan verdiğinizde kartı explosive yapabiliyorsunuz eğer öyle bir takıntınız varsa. Veya Hulk verip kartın bitiriciliğini yukarıya çekebiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir kart. Jesus Corona'nın Dünya Kupası kartı. Bu kartta canlı değildi zaten. Minimumdan gidiyor. Yani bunu satmak çok zor. Almak çok kolay. Buna belki price range update'e gelecektir ama şimdi 5 skill 5 zayıf ayak olan bu kart çok versatil bir kart. Sağ kanatta, sol kanatta, forvetle, forvet arkasında ve 8 numarada kullanabiliyorsunuz. Hiçbir yerde istatistiksel olarak size mükemmel bir oyuncu vermiyor. Zaten 26K'dan satılmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Fakat her işi yapabiliyor. 5 skill 5 zayıf ayağın çok yardımı oluyor. Şimdi 5 skill 5 zayıf ayak dediğimiz zaman bir oyuncu için bir kere skill olarak size kilitlendiğiniz anlarda bir avantaj sağlayabiliyor. Bu önemli. Ama daha önemlisi bu seneki pasların ne kadar kötü olduğunu biliyoruz. 5 zayıf ayakla pas verebilecek, bitiricilik yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bana soracak olursanız gayet güzel bir kart, oynanabilir bir kart. Fiyatı daha da düşecektir. Price Range Update'i gelirse aşağı doğru. Bence gayet güzel bir kart. Gareth Bale. Şimdi 100K'dan düştü, 150'den düştü, 130'dan düştü. Düşüş eğiliminde, hala düşüşü var. Linki de kolay değil. Ancak kart gerçekten güzel bir kart. Çok eğlenceli bir kart. Bir kere gavur gibi, gavura vurur gibi vurma trade'i var. Yani kodumu oturtuyor. Uzaktan vuruyor, ayağın dışıyla hayvan gibi vuruyor. Ve Gareth Bale'in daha iyi bir kartı gelmeyebilir bu sene. Eğer hayranıysanız kaçırmamanız gereken bir kart. Kanatta oynatmanız mantıklı. Oyun başladığında sola alabilirsiniz. Sol ayaklı sağda oynuyor. Ancak daha önceki videomda da söylemiştim bu kartları incelerken. Ne derler onda? Hava topu. Eğer kafa, orta kafa oynuyorsanız sizin için bulunmaz bir nimet. Herkesin üzerine basıp vuruyor kafayı falan yani. Hızı yeterli, driblingi yeterli. Fiyatı düşecektir daha fazla. Düştüğünde Amerika Ligi ile ilgili bir şeyiniz varsa yapabilirsiniz. Wissam Ben Yedder'in 86'lık inform kartı 23K gayet güzel bir kart. Yani şimdi bu karta baktığımız zaman şöyle düşünebiliriz. Bu kart 4 skill ve 5 sayfa ayak Fransa Ligi Fransız linki veriyor. Zaten 4 skill 5 sayfa ayak Fransa Ligi Fransız şeyi veren bir kartın
Ya bu kadar minimum fiyatı falan olur. 16K'lardaydı bu. Ne derler onun adına, Black Friday sırasında Best Of'a girdiği için. Kart çok iyi bir kart. Bitiriciliği iyi. Hızı az. Kesinlikle hızı çok az. Ancak hani ben bu kartın işte kırmızısı çıkmıştı. Yani Weekend League'de çıkmıştı. O kartlara herkes gibi ben de değer veriyorum. Satılamaz olduğundan dolayı aslında. Satılamazıyla en azından 3 Weekend League oynadım. Kart iyi bir bitirici. Oynuyor. Hızı az. Yani 23K'ya linki veriyor. Yeni bir kadro kuruyor olsam kesinlikle alacağım kartlardan biri olurdu. Edin Dzeko kartı lengthy istiyorsanız onun dışında çok önemli değil. Driplingi iyi olmayacak. 5 zayıf ayağı var. Bitiricilik konusunda size yardımcı olarak, skill olarak, dripling olarak size yardımcı olmayacak. Inter linkine ihtiyacınız varsa kullanabileceğiniz kartlardan biri. 39K'yı hak ediyor. Yani aslında kart 100K'lık bir kart falan da değil. Evet ama yani 39K bu dediğim gibi lengthy gitmek istiyorsanız. Dediğim bir kez daha anlatayım. Lengthy metası vardı. Uzun boylu kuvvetli oyuncular çok metaydı. Şimdi insanlar kısa oyuncuları tercih ediyor. Ama bu oyuncular nerflenmedi. Yani kötü değil. Aynı. Eskiden ne oynuyorlarsa gene aynısını oynuyorlar. Hala olduğundan daha hızlı gidiyorlar falan. Ha. Tabii bunu dediğimiz zaman Erling Haaland'ı getirebiliriz. Bu kart 560, 590K, 600K'lardan buralara geldi. Hala oyundaki bozuk kartlardan biri. 3 skill, 3 zayıf ayak olması. Dribbling yapamaması dışında. Üst önüne topu atıyorsunuz. Giderken adama falan vuruyor. Kafa topunu vururken insanları şey yapıyor. Bir şekilde önünde top nedensizce kalıyor. Evet bilmiyoruz neden kaldığını ama kalıyor. Böyle bir kart. Acayip bir bitirici. Yani altın kartı da öyle. Yani bu acayip bir bitirici. Sol ayağıyla tabii sağ ayağı yani bayağı kötü. Ama sol ayağıyla vurdu mu yani böyle bazı imkansız pozisyonlarda atıyor. Kapalı köşeye atıyor, açık köşeye atıyor, uzak köşeye, yakın köşeye. Gayet güzel bir kart. Ve bunlardan bahsederken çok hakkı yenmiş. Bana soracak olursanız bir kart. Cristiano Ronaldo'nun altın kartı. Şimdi bu karta işte arkitekt verip lengthy yapanlar da var hala. Engine verip oynatanlar da var driplingini biraz artırmak için. Çünkü şutu çok iyi. Birincisi Cristiano Ronaldo şimdi ve her zaman oyundaki uzak ara en iyi bitiricilerden biri olmuştur. Çünkü şut animasyonları kendine çok özel. Sanki şeyler var, çok az oyuncuda olan bir şey. Sanki topa bazen oturttuğu zaman oturtuyor ama parmağının ucuyla dokunduğunda da çok sert vuruyor. Çok özel bir bitirici. 5 skill. Premier League, Manchester City, Manchester United ve işte dedik Allah söyledi falan. Manchester United ve Portekiz linkine sahip. Zaten çok sevilen bir oyuncu. Kafa topunu alıyor. Şeyini yapıyor. Bu kartta da Haaland'da olduğu gibi bir şekilde önünde toplar falan kalabiliyor yıllardır. Özel vücut tipine sahip. Neden denenmesin? Yani böyle bir bütçem var. 80K. Mesela geliyorlar yayına diyorlar. Koç diyorlar 100K'nın altına bir forvet önerir misin? Cristiano Ronaldo daha iyisi bilmiyorum yani. 5 skill olması, 4 zayıf ayak olması müthiş bir şey. 5-5 olmuş olsaydı daha efsanevi bir şey olacaktı. Zaten ne isteyeceksin daha fazla? Bu hız düşük doğru ama bitiricilik yüksek. Dediğim gibi işte Hunter verebilirsiniz, Hulk verebilirsiniz veya Engine verebilirsiniz. Ya da Architect'le şey yapabilirsiniz. Bir diğer oyuncu da Kai Havertz. Evet bu kart kem gözüküyor. Merkez ofansif ortasal gözüküyor ama bence merkez ofansif ortasal falan değil bu kart. Bana sorarsanız bu kart bir forvet. Hatta birinci ve ikinci forvet ikisinde oynayabilecek bir kart. Fena olmayan bir bitiriciliği var. Her şeyi fena yapmıyor. Hiçbir şeyi çok iyi değil. Hızı belki 92 sprint hızı gayet iyi olur. 4-2-4 sayı fark Almanya ve Chelsea linkleri. Chelsea linki değerli. Şu anda Ziyech kartı geldi. Pulisic kartı var. Kolibali kartı var. İşte Mendy'nin kaleye Mendy alabiliyorsunuz. Bunu Almanya ile birleştirebiliyorsunuz. Bu tarz bir avantajı da var. Bence 98K gayet güzel bir rakam bu oyuncu için. Ben bu oyuncunun hala iyi olduğunu düşünüyorum. Hatta şeyi de söyleyeyim. Marksman verip kartı şey ne derler ona lengthy yapan çok kişi var. Dediğim gibi lengthy mevzusu hala bitmiş bir mevzu falan değil yani. Evet arkadaşlar bugün de sizlere uygun fiyatlı kanat ve forvetlerden bahsettim. Bundan sonraki videolarda da şundan bahsedeceğim. İkonlar. Kullanılamayacağını düşünen. Fiyatları çok ucuz ikonların. Ve bence saçmalık derecesinde ucuz ikonlar var fiyatları ucuz. Ucuz veya pahalı fark etmez oyundaki iyi ikonlar. Yani bu ikon kullanılır mı falan. Hala oynanabilen, oyunun bu döneminde oynanabilen iyi ikonlardan bahsedeceğim.
oyundaki iyi hero kartlarından bahsedeceğim. Fiyatına bakmaksızın. Ve bundan sonraki videoda da yeni oyuncular da geldikten sonra biraz daha havuz genişlesin. Şu anda üst düzey olan oyunculardan bahsedeceğim. Alması imkansız olan 12 milyonluk oyuncular olmayabilir. 7-8 milyonluk oyuncular olmayabilir. Yani kalkıp da size Mbappe'nin Road to World Cup kartı mükemmel demeyeceğim tabii ki. Çünkü mükemmel. Ama buna benzer 1 milyonluk gözden kaçmış 900'lük insanların bazen ya acaba mı diyeceği ama benim deneyimlediğim veya ben rakip olarak gelmiş veya geçmiş yıllardan deneyimim olan oyunculardan bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Futkoş'ta kalın.